Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ala aleyhi ve sahbihi evliyaillah. Fekavluhu bihaysu yaktadil ihtilafe el gayril muktadiyye. Musannifin metinde, yani Ebhedi'nin metinde bihaysu yaktadil izatihi en tekune ihdahuma sadikaten vel uhra kâzibeten cümlesi. Çünkü tabi bu tenakudu için getirdiği tarifin devamıdır. Onun için bu kaydın neden ihtiraz ettiğini anlatıyor bize. Diyor o iki kadıyenin icap ve sebeple, olumluluk ve olumsuzlukla ihtilaf öyle bir ihtilaf düzeyidir ki o ihtilaf lizatihi, yani o ihtilaf kendisi bizzat şunu gerektiriyor. O önermelerden birisi sadık, doğru, birisi de kazım, yanlış. Yani çünkü o iki kadıya aynı anda birlikte sadık olmaları ve birlikte kazım olmaları düşünülemez. Ve diğer bir ifadeyle arkadaşlar, bu tenakut iki kadıya arasında gerçekleşmesi için o iki kadıyenin icab ve selple ihtilafı otomatikmen birisinin sadık, birisinin kazip olmasını gerektirecek düzeyde olması lazım. İşte burada şarih فَقَوْلُهُ بِحَيْثُ يَقْتَضِي, bu metinde geçen şu ibare يُخْرِجُ, tenakut tarifinin dışına atar. Neyi tarifin dışına atar? الْاِخْتِلَافَ الْغَيْرَ الْمُقْتَضِيَةِ الْاِخْتِلَافَ الْغَيْرِ الْمُقْتَضِيَةِ, yani iki önerme arasında bir ihtilaf var ama o ihtilaf birisinin sadık diğerinin kazip olmasını gerektirecek düzeydeki bir ihtilaf değil. Mesela arkadaşlar, siz Aliyun katibun, Ahmedu gayru katibin dediniz. Ve aleyse bir katibin. Bakınız, Aliyun katibun bir önerme, Ahmedu leyse bir katibin diğer bir önerme. Ve bu önerme, iki önerme, icab ve selple muhteliftir. Yani Aliyu katibun mucibedir, Ahmedu leyse bir katibin salibedir. Ama bu ihtilaf o iki önermeden birisinin sadık diğerinin kazip olmasını gerektirecek düzeyde değil. Ha niye değil? Çünkü iki önerme sadece ihtilafları icab ve sebeple değil ki. İki önermenin öznesi, mavduğu o bir kere farklıdır. Dolayısıyla birisinin öznesi Ali Efendi, öbürünün öznesi Ahmet Efendi. Bunlar farklı olunca o mevduğun farklı oluşu nedeniyle bu iki önermenin icab ve sıdıkla ihtilafı birisinin doğru öbürünün yanlış olmasını gerektirmiyor. Mesela Ali katibun dediğinizde doğru olabilir. Ahmet öyleyse bir katibin, o da iki doğru olabilir. Dolayısıyla ikisi birden sadık olabilir. Ve ikisi birden kazip de olabilir. Mesela Ali var ama katip değil. Ahmet var ama katiptir. Dolayısıyla ikisi de kazip oldu. Veya birisi sadık, birisi kazip de olabilir. O sadıkla şu da olabilir, öbürü de olabilir. Dolayısıyla burada bir ihtilaf var arkadaşlar ve o ihtilaf da aynı zamanda icab ve serpledir. Ama o icab ve serple dahi olsa o ihtilaf o iki önermeden birisinin otomatik olarak sadık öbürünün kazip olmasını gerektirmiyor. Çünkü iki önermenin mevduğu bir değil. İşte bu bir haysu yaktadı. Bu tür iki önerme arasındaki tüm ihtilaf noktalarını
kapsıyor. Ve dolayısıyla iki önerme arasında tenakudun gerçekleşebilmesi için o iki önermenin icap ve selbun dışında herhangi bir ihtilaflarının olmamasını gerektiriyor. Sadece ihtilaf icap ve selbedir. Ve bunun için o birisinin mucep, birisinin sarip olması otomatikmen ikisinden birisinin sadık, diğerinin kazip olmasını gerektiriyor. Mesela siz Aliyun katibun dediğinizde Aliyun neyse bir katibin. Bakınız. Bu ikisi birlikte sadık da olamaz. Birlikte kazip de olamaz. Bunlardan birisi hangisi realiteye uygunsa o sadıktır. Diyelim ki Ali katip değilse Ali Yunne ise bir katibin sadıktır. Diğeri de Ali'nin katibinde kaziptir. Ve tersi de olabilir. Diyelim ki Ali katiptir. Yani yazıyor. Dolayısıyla Ali Yun katibun, Ali Yun neyse bir katibin diye iki önerme getirdiğinizde realitede Ali katip olduğu için Ali Yun katibun doğrudur. Öbürü de kaziptir. Ali Yun neyse bir katibin de kaziptir. İşte diyor o birisinin mucep, birisinin sadık, birisinin kazip olmasını gerektirmeyen ihtilaf, ister o ihtilaf icap ve seble olsun. Mesela dedik ki Aliyun katibun billeyli, Aliyun neyse katibun binnehari. Bakınız burada da yine bu ihtilaf birisinin doğru, birisinin yalan olduğunu gerektirmiyor. Çünkü fiillerin veya nispetin diyelim, yani mevdu ile mahmul arasındaki hamli kadıyedeki nispetin zamani bir değil. Zamani bir olmazsa yine ne olmaz? Tenakut gerçekleşmez. Evla, sen dedik ya ister o ihtilaf icap ve sebeple olsun, evla ister onunla değil başka. Mesela demin getirdiğim Aliyun katibun Ahmedu leyse bir katib. Burada ihtilaf hem icap sebeple hem de şununu birisi mevduu Ali, öbürünün mevduu Ahmed. Bu da çıktı. Evet. Gel ihtilafi fi misli Zeydun sakin. Zeydun leysa bir mutahrik. Bu mahmulün bir olmadığını örnek vermiş. Benim getirdiğim örnekler mevduun bir olmadığı örneklerdi. Ve kel ihtilafi bil hamli ve şartı. Mesela Aliyun katibun hamli bir önermedir. İmkanet şemsu taliyaten fennâru mevcudu şartlı bir önermedir. Dolayısıyla bu iki önerme arasında böyle bir ihtilaf var. Birisi hamli, birisi şartlı. Ama bu ihtilaf iki önermeden birisinin doğru, öbürünün de yanlış olmasını gerektirmiyor. Çünkü iki o hamli ve şartlı önerme. İkisi birlikte doğru da olabilir. Mesela Ali katipti. Siz Aliyum katimun dediğinizde bu doğru. İnkar şemsu taliyatın fennâhu mevcudun. Bu da doğrudur. Çünkü güneş doğunca gündüz oluyor. Bu da doğru. Dolayısıyla iki önermemiz hamli ve şartlılıkta muhtelif olmakla birlikte ama ikisi sadıktır. Ve kelle ve gerime ve kavuye ve başka şekiller yani ki bu şerhde ileride sanırım değinecek. Yani bazı mantık alimleri diyorlar ki İki önerme arasında tenakudun gerçekleşebilmesi için o iki önermenin nispeti hükmide bir olmaları lazım. Nispeti hükmü nedir? O önermedeki hükmün varlığını ortaya çıkaran nispet.
mevdu ve mahmul arasındaki bağıntı. Yani mahmulun mevdua vermeniz o nisbettir. Ve bu bir hüküm doğuruyor. İşte o nisbetin, hükmi nisbetin her iki önermede bir olması gerekir ki efendim ki kadıya icab ve selbden muhtelif olunca tenakul gerçekleşsin. Çünkü o nisbet-i hükmiyedeki birlik tüm hususlarda, zamanda, mekanda, efendime söyleyeyim, hamlilikte, şartilikte, alette, illette, efendime söyleyeyim, zarfta, halde, yani aklınıza ne kadar şey gelirse, kayıt gelirse, o vahdetün nisbetül hükmiyeti dediğimizde hepsinde o icab ve sebple muhtelif olup aralarında tenakudun var olmasını istediğimiz o iki önerme bütün o hususlarda birleşmiş oluyor. Nisbet-i hükmiyeleri bir olması lazım derken yani vahdetün nisbetül hükmiyeti onun hükmî nisbetin birliğini şart koştuğunuzda bütün o kayıtlarda iki önermenin bir olmasını gerektiriyor. Evet. Ve kavluhu li zâtihi. Bu li zâti ifadesi ihtirazun anil ihtilaf bil icabi ve selbi المقتضي للصدق أحد وكذب الأخرى لكن لا لذاته بل بواسطة أو بخصوص مادة يعني شو اختلاف تناقضun dışına çıkıyor. Şöyle bir ihtilaf, yani iki önerme arasında bir ihtilaf var ve o ihtilaf icab ve selbledir ve o ihtilaf o iki önermeden birisinin doğru, diğerinin de yalan olduğunu gerektiriyor. Ancak o el-ihtilafu bil-icabi ve selbi, onun birisinin sıdkını, öbürünün kizbini iktiza etmesi la-li-zati, zati itibariyle değil, bel bir vasıtatın, bir vasıtayledir veya bir hususu maddeyledir. İşte böyle olunca efendime söyleyeyim yine tenakkul olmaz. Mesela siz şöyle dediniz. Zeydun insanın, bakınız bu doğru. Zeydun leyse bir natıkın, bu yalan. Çünkü insan natıktır. Bakınız bu iki önerme arasında mahmul bir olmadığı halde, çünkü birincisinin mahmulu insanındır, İkincisinin mahmulu natıkundur. Mahmul bir olmadığı halde bu iki önermenin birisinin mucep, diğerinin salip olmasıyla olan bu ihtilaf, iki önermeden birisinin doğru olmasını, öbürünün de kazip olmasını ne yapıyor? İktiza ediyor. Ama bu iktiza umumi değil. Yani İki önermenin mahmulunun aynı olmadığı her yerde değil. Mesela bir, yani her yerde birisinin sadık ve birisinin kazip olduğunu gerektirmiyor. Mesela siz Zeydun insanun leys, Zeydun leysa binatkın yerine, yani mahmul insan yerine şöyle dediniz. İkisinde de Zeydun natıkun, Zeydun leysa binatkın. Veya Zeydun insanı, Zeydun leysa bir insanın dediğinizde burada tenakul var. Niye? Çünkü mahmul birdir. Ama mahmulun bir olmadığı ve tenakulun da olmadığı, mesela dediniz ki Zeydun maaşın, Zeydun leysa bir kaimin veya Zeydun leysa bir akilin. Bakınız. Zeydun maaşın, Zeyd yürüyor.
bu kadıya, bu önerme doğru olabilir. Zeydün leyse bi akilin, Zeyd bir şey yemiyor. Bu salibe bir kadıyadır. İki kadıyanın mahmulu bir değil. Ve iki kadıya sıdk ve şafın icab ve sebple muhteliftirler. Birisi mucab, birisi salib. Ama bu ihtilaf lizatihi birisinin doğru olmasını, öbürünün de yalan olmasını gerektirmiyor. Niye gerektirmiyor? Çünkü mahmul ayrıdır. Mahmul ayrı olunca, mesela siz Zeyd yürüyor dediniz. Bu doğru olabilir. Zeyd bir şey yemiyor. Bu da doğru olabilir. Veya eğer siz Zeyd yürüyor dediniz. Zeyd yürümüyorsa. Zeyd yemiyor dediniz. Yiyorsa ikisi de kazım olmuş olur. Dolayısıyla bizim şimdi söz konusu ettiğimiz örnek Zeydun insan, Zeydun leyse bi natıkın, eğer bu icab ve sebepteki ihtilaf birisinin doğru birisinin yanlış olmasını gerektiriyorsa bu lizatihi bir gerektirme değil, belki bir hususi madde. Yani hususi madde dediğimiz sadece burada mahmul iki önermede gelen mahmuller birbirlerine müsavi olduğu içindir. Yani çünkü insan olan her şey natıktır. Natık olan her şey insandır. Dolayısıyla bir şeyin insan olmadığını söylediğinizde o şey mutlaka natık da değildir. Yani siz bir şey veya şöyle söyleyelim anlaşılsın diye. Siz Zeydün insanım dediğinizde Zeyd insandır. Bu doğru. Onun zıt mukabilinde Zeydün leyse bir natıkın dediğinizde bu da kaziptir. Birisi sadık, birisi kazip. Ancak bu sıdık ve kizp efendime söyleyeyim bu İcab ve selbin ihtilafından umumi olarak kaynaklanan bir durum değil. Ya hususidir. Burada mahmulün iki kadıyadaki mahmulün müsavi olmasından ötürü bu Zeydun insanın Zeydun natıkun dediğinizde ve birisini mucab birisi salib yaptığınızda bu birisinin mutlaka sadık birisinin diğerinin de kazip olmasını gerektirmesi lizatihidir. Sadece bu maddenin hususu itibariyle de. Ve nahu mesele şurada da kullu insanın hayvan ve la şey'e minil insani bir hayvan. Her insan hayvandır. Doğru. Her insan hayvandır. Hiçbir insan hayvan değil. Bu da kazım. Burada iki önerme var. Kullunsa hayvan bir önerme. Bir mucibe-i hamliye-i külliye. La şey'e minel insan bir hayvan. Bu da salibe-i hamliye-i külliye. Ve bu iki önerme birisi mucep birisi selp olmasıyla mutlaka birisi doğru, öbürü yanlış. Ki hangisi doğrudur? Kullu insan hayvan doğrudur. La şey'e minel insan bir hayvan kazıptır. Ancak bu her yerde böyle değil. Burada mevdu'i olan insan, mahmul olan hayvan, birisi yani mevdu has, mahmul am olunca her ikisi külli olduğu halde el-ihtilafu bil-icabi ve selb birisinin sıdkını öbürünün kizbini gerektiriyor. Çünkü mevdu has, mahmul am. Yani bir nevi bu da bir hususun maddedir. Dolayısıyla bu da mantıkilerin külli bir kural olarak, külli bir kaide olarak, külli bir fikri çıkış noktası olarak kabul ettikleri tenakuda girmiyor.
bu kullu insanın hayvan ve la şey'e minel insan bir hayvan, o külli tenakulun altına girmiyor. Çünkü biz ileride şunu söyleyeceğiz. İki önerme arasında ihtilafın, tenakudun ihtilafta olabilmesi için birisinin külli, birisinin cüz'i önerme olması şarttır diye söyleyeceğiz. Vakat yukan şöyle de denilebilir. İnne hususel maddeti, hususu madde dahil tahtel vasıtati. Yani hani yukarıda şöyle dedi ya. Evet. İhtirazun anil ihtilafi bil icabi ve selbi el muhtadi lisıdk ihdâhuma ve kezibil âhı uhra lakin la li zâti bel bi vasıtatın ev bi hususi maddetin. Yani ikiye ayırdı bir vasıtatı ev bi hususi maddetin. Yani diyor ikisi aynıdır. Dolayısıyla bir hususi maddetin dese kafidir. Onu demeye getiriyor. Evet. İzminel beyni çünkü apaçıktır ki ennehu min cüz'iyatı vasıtatı. Bu hususi madde de vasıtanın cüz'iyatındandır. Sadraha bihi ba'dul muhakkikin mantıkta muhakkik bazı alimler bunu böyle ifade etmişler. Tenakulun örneğine gibi ke kavline zeydun katibun zeydun neyse bir katibin gibi. Zeydun katibun bir hamliye-i mucibe-i şahsiyedir. Hamliye-i mucibe-i şahsiyedir. Zeydun neyse bir katibin hamliye-i salibe-i şahsiyedir. Ve iki önermeden mevdu da birdir. Mahmul de birdir ve kayıtlar zikredilmediğine göre demek ki diğer kayıtlar da birdir. Yani zamanları bir, mekanları bir, efendime söyleyeyim illetleri bir, zarfları bir vesaire. Dolayısıyla zahire iki mahsus kadıya birisi mucib, birisi salib ve bundan zahirin nisbet-i hükmiyeleri de bir olunca o zaman otomatikmen tenakudun kuralından hareketle diyoruz ki bu iki önermeden birisi doğrudur, birisi kasiptir, yanlıştır. Çünkü ikisi birlikte doğru da olamaz, ikisi birlikte yanlış da olamaz. Eğer mesela Zeyd katip değilse ve siz Zeydun katibun zeydun neyse bir katibin dediğinizde o zaman hangisi sadıkadır? Zeydun neyse bir katibin. Çünkü realitede Zeyd kazip değil. Diğeri ise zeydun katibin kazibedir. Zeydun neyse bir katibin sadıka, zeydun katibin kazime. Nerede bu böyle olur? Zeydin katip olmadığı durumda. Yok eğer Zeyd katip ise ve siz bu iki önermeyi getirdiğinizde o zaman Zeydun katibun doğru, Zeydun neyse bir katibin yalan. Dolayısıyla arkadaşlar yani her yerde mucibe sadık, salibe kaziptir gibi bir durum yok. Tamamen tenakutta neyin sadık, hangi kadıyenin sadık, mucibenin mi yoksa salibenin mi sadık oluşu, diğerinin de kazip oluşu bu. Efendime söyleyeyim, tamamen neye bağlıyor? İki önermedeki realiteye bağlıyor. Realite neyse ona göre. Realitede salibe kadıya doğru, mucibe kazipse o zaman o tarafta salibe doğru, mucibe kazim. Yok tersi ise realitede, yani tamamen realite bandı dedik ya, realitede mesela burada Ahmet adında bir şahıs var ve o Ahmet de katiptir. Demek ki realitede
mucibe sadıktır. Dolayısıyla Ahmedu katibun sadık, Ahmed öyleyse bir katibin de kafirdir. Evet. Misal-ü tenakkudu beyni mahsusateyni diyor, iki mahsusa arasındaki tenakkuda örnektir ki zaten söylemiştim. Evet. ثم لما توقف تحقق التناقض بين القضيتين diyor, yukarıda benim söylediğim o nisbet-i hükmiye birliği ona işaret edecek. Diyor, iki kadıyı arasında tenakudun gerçekleşmesi neye mutevakkıf olunca? Ala, şuna mutevakkıf olunca. İttifakihime, iki örmenin önermenin müttefik oluşu ve iştiraki ve onların ikisinin müşterek olması. Neden? Fi iddeti umurin, birkaç şeyde ki yukarıda söylemiştik, mesela illette, alette, halde, zarfta, efendime söyleyeyim mef'ulde, failde, zamanda, mekanda, bütün bu ve buna benzer hususlarda bir olmaları ve tevakkafe lemma tevakkafe ve tevakkafe oraya atıftır. Tevakkuf edince tenakudur mahsurati, iki mahsura biliyorsunuz kulli ve cüz'i önermelere mahsura diyoruz. İkisine bir yerde. Mahsura deyince kulli ve cüz'iler aklımıza gelmesi lazım. İşte İki mahsuranın yani iki külli ve iki cüz'i arasında tenakudun gerçekleşmesi neye müttefik bağlıdır? Alel ihtilafi fil kemiyeti ayla. Onların da tam tersine, kemiyette yani külliyet ve cüz'iyette ihtilafına bağlı olunca beyyenu zâlike, böyle olunca mantıklılar bunu açıkladılar. Tetmîmen ve tekmîlen li beyani mahiyeti ve hakikati. O tenakulun mahiyetinin ve hakikati ona atfı tefsirdir. Yani hakikatinin ne olduğunu ortaya çıkarmak için efendime söyleyeyim. Fekâre şöyle evailu. Bunun için ilk mantıklılar şöyle diyorlar. İnnehu şenhan innemâ yetehakkaku. Bu tenakut ne zaman gerçekleşir? Ancak ba'de iştirakihime, iki önerme ortak olduktan sonra. Nereden? Fil vahadat femaniyeti. Sekiz birlikte, yani sekiz noktada bir olunca ancak iki önerme arasında tenakut olur. Tabi bu sekiz birlik demiş, ancak muhakkak alimler bakmışlar ki iki önermenin arasında gerçek manada tenakudun olması sadece sekiz emirde birlik değil, daha fazla noktalarda da birliği gerektiriyor. Bunun için böyle kısa ve kestirme bir ifadeyle bazı mantık alimleri diyorlar ki iki önerme arasında tenakudun gerçekleşebilmesi için o iki önermenin nisbeti hükmiyede bir olması. Şimdi siz nisbeti hükmiyede bir olması dediniz mi? Bütün burada zikredilen sekiz emir ve başka emirler de altına girer. İşte o vahadat-ı semaniye nedir? Mevdu birliği, mahmur birliği, mekan birliği, zaman birliği, izafet birliği, kuvve ve fiil birliği. Bir kadıyede mesela Zeyd katip değildir. Yani bil fiil katip değildir. Öbüründe de Zeydun leyse bil katibin, yani bil kuvve katip değildir deseniz bu iki önerme arasında tenakut olmaz. Çünkü birisinde bil fiil, birisinde bil kuvve demişsiniz. Ve vahdetul cüz'i, cüz bir olacak, yani cüz yönünden, kulli, kul olma yönünden, tabi
cüz ile cüz'i, kül ile külli ayrıdır. Onun için burada cüz ve kül. Mesela siz dediniz ki zenci siyahtır. Doğru. Ezzenci ve esvedu. Ha. Bu önemli. Ancak bunu kastedirken yani zencinin bir bedeninin bir kısmı siyahtır. Bak bu doğru. Çünkü dişleri, gözleri siyah değil. Tırnakları siyah değil. Yok. Ezzenciyu leyse bi esvede. Zenci tamami esved değildir. Bakın. Birinci olumlu önermede mucibe kadıyı kullandınız. Zencinin yani bir kısmı esvettir. Saribede de küllü kullandınız. Temami esved değildir dediniz. Dolayısıyla bu da tenakkut olmaz. Yani cüz ve kül yönünden bir olmazsa yani birisinde mesela siz zenci esvettir yani bir kısmı esvettir kast ederseniz öbür saribede de ezzenciyü leyse bi esvede de orada da bir kısmını kast ederseniz orada zaman tenakkut vardır. Yoksa yok. Ve vahdatü şartı ve şart birliği vesaire. Ve kad iktefen musannifu rahimahullah eserahum. Musannif de onların yolunu izleyerek fakat o da şöyle demişti. Ve arkadaşlar izninizle orada duralım. Çünkü bu vahdatü semaniye biraz uzun devam edecek. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. الله أكبر.